Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de izliyorsunuz ekranda bir son dakika gelişmesi var. Transferlerde artık hareketli dönem başladı. Galatasaray Musa Dembele konusunda bir aşama kat etti. Gelişmeleri almak üzere hemen Tibet Töre'ye bir dönelim ve bakalım bizlere neler aktaracak. Bu konuyla ilgili bu transferdeki sıcak gelişmeyle ilgili neler söylersin? Murat Çimen çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Transfer döneminin resmi olarak başlamasına Tabii az bir süre kaldı ama kulüpler çalışmalarını şimdiden başlatmış durumda. Hatta çoğu transfer gelişmesi de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galatasaray ilk olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyordu. Mauro Icardi konusuyla ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim tabi ama Musa Dembele şu anda Galatasaray'ın listesinde önemli bir yerde bulunuyor. Lyon'la sözleşmesi sona ermişti ve serbest statüde yer alıyor 26 yaşındaki futbolcu. Sarı Kırmızılılarda aslında geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kış transfer döneminde de yine Fransız futbolcuyu gündemine almıştı. Ama e, beklenen sonuçlar gelmemişti Galatasaray adına. Şu anki görüşmelerin artık biraz daha e, ciddileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bir aşama kaydedildiğini söyleyebiliriz. Belki önümüzdeki günlerde artık resmiyete de kavuşabilecek bir transfer. Galatasaray'ın tabii ki ilk önceliği Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak ama bu çok kolay bir transfer değil. Ee, özellikle Arabistan'dan gelen e, astronomik rakamlar, İtalya'dan gelen teklifler Mauro Icardi'nin şu anda önünde. Kararı biraz da Arjantinli futbolcu verecek. Galatasaray yönetiminin de asıl hedefi tabii ki Mauro Icardi'nin bon servisini almak ama çok kolay bir transfer değil. Avrupa maçları da Temmuz ayının son haftasında başlayacak. Galatasaray'da e, şu anda kadroda Forvet'te oynatabileceği oyuncu sayısı yok denecek kadar az. E, orijinal mevkisi Forvet olan oyuncu kalmadı takımda. Mustafa Muhammed satıldı Nant Kulübü'ne satın alma opsiyonu kullanıldı. bir Gomis takımdan ayrılmıştı. Icardi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Şu anda Avrupa şampiyonası e, Avrupa e, maçları öncesinde Galatasaray'ın e, önemli bir ismi, Kadrosuna katmasını bekliyorduk. Musa Dembele de şu anda en büyük e, seçeneklerden, en önemli seçeneklerden bir tanesi Galatasaray adına bir aşama kaydedildi. Görüşmeler devam ediyor artık. Son mali şartlar konuşuluyor. Hem Fransız futbolcu hem de menajeriyle bunu söylemiş olalım. İmza parası konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Tabi serbest statüde olan futbolcuların imza parası beklentisi daha yüksek oluyor. Galatasaray bu bedeli düşürmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bakalım yeni gelişmeler olacak mı? Resmiyete kavuşacak mı? Hep birlikte göreceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Erden Timur'un yeni bombası Dibala. Galatasaray yeni sezon öncesi bomba bir transfer için düğmeye bastı. Sarı Kırmızı Kulübün CEO'su Erden Timur Roma'nın yıldız oyuncusu Paola Dybala'yı kadrosuna katmak için İtalya'ya gitti. Fotomaç gazetesinin bugünkü haberine göre Erden Timur, Dybala'nın menajeri Jorge Antun ile görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Milano'ya uçtu. Galatasaray, Dybala'nın 12 milyon euroya serbest kalır maddesinden yararlanmak istiyor. Dybala'nın sözleşmesinden İtalya'dan takımlar için 20, İtalya dışındaki takımlar için 12 milyon euroya serbest kalır maddesi yer alıyor. Dybala geçen sezon Roma formasıyla 26 maçta 12 gol ve 7 asist yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu hem forvet hem de 10 numara olarak görev yapabiliyor. Okan Buruk Mertens'in düşen performansından sonra Dybala'yı 10 numaraya, Mertens'i de Dybala'nın yedeği yapmayı planlıyor. Bu şekilde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde daha geniş bir rotasyonlu kadro kurmak istiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir dostlar? DiBALA transferi sizce gerçekleşir mi? Zaniolo'yu tutmak oldukça zor. Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Nikola Zaniolo'nun talepleri artmaya devam ediyor. Milan ve Juventus'un sıkı marka jujugladığı 23 yaşındaki oyuncuya Premier League'den Tottenham ve Aston Villa'da talip olduğu İngiliz basını Aston Villa'nın yeni sportif direktörü olması beklenen Monchi'nin ilk transferinin Zaniolo olacağını iddia etti. Milan, Juventus ve Tottenham da Zaniolo konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İtalyan yıldız Galatasaray 4,5 yıllık imza attı. Zaniolo'nun serbest kalır maddesi ise 35 milyon euro. Sarı Kırmızılar Roma'ya ödeyeceği 15 milyon euroluk bonservis bedelini 5 taksitle ödeyecek. İlk ödemesi Kasım ayında yapılacak. Olası satıştan elde edecek kardan İtalya ekibine %20'lik pay verilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Zaniolo'nun takımda tutulmasını istiyor. Ancak gelen teklifler sonrası İtalyan Yıldız'ın takımda kalması oldukça zorlaştı. Sarı Kırmızılı yönetim gelen tüm teklifleri masaya yatırmış durumda. Zaniolo Galatasaray'da kısa sürede iyi işlere imza attı. Sportador Süper Lig'de toplamda 10 maça çıkan İtalyan Yıldız attığı 5 golle şampiyonluğa katkı sağladı. İtalya milli takımına yeniden çağrılan Zaniolo performansını üst seviyede çıkarmış durumda. Başarılı oyuncu milli takımda oynadığı 11 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da bir sezon daha kalarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Zanyola minimum bir yıl daha kalmalı mı yoksa Edirne'i bulmuşken satılmalı mı? Galatasaray'ın rotası yeniden Fofana. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray alternatifli bir kadro kurmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı Kırmızılar İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea forması gen hücum oyuncusu David Datro Fofana'yı yeniden gündemine aldı ve transfer planında yaptı. Transfer sürecini yürüten Galatasaray yöneticilerden Timur'un Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan David Datro için temaslara başladığı ortaya çıktı. Jimbom ülkesi fil dişinde yeni Drogba olarak tanımlanan futbolcuyu satın alma opsiyonu kiralamak istiyor. 10 milyon euro değeri bulunan futbolcu Santrafor sağa açık ve sola açık mevkilerinde oynayabiliyor olması nedeniyle de cazip bir isim durumunda. 2022'de Norveç temsilcisi Moğol'da oynadığı 24 maçta 15 gol, 3 asist üreterek Chelsea'nin dikkatini çeken futbolcu daha sonra da ada ekibine katılmıştı. Chelsea'de son sezonda sadece 3 Premier League maçında forma giyebilen Fofana'nın da daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralanmaya sıcak bakılabileceği belirtildi. Galatasaray paradesi bitiriyor. Ortası arayışlarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da bir süredir gündemde yer alan Leandro Parades konusunda önemli gelişimler yaşandığı belirtildi. Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Juventus'un bu seçeneği kullanmayacağını belirten İtalyan basını Galatasaray'ın bu transferde tüm rakiplerinin öne geçtiğini yazdı. İtalyan basınına göre sarı kırmızılar Arjantinli futbolcunun bon servisini elinde bulunduran PSG ile anlaşmaya varmış durumda. Hatta Galatasaray'ın ile transfer pazarlığına başladığı ve arada sadece 1 milyon euroluk bir pürüz kaldı öne sürüldü. Serie A'da bu sezon 25 maça çıkan Paredes 52 kez Arjantin milli takımının formasını giydi ve büyük bir tecrübeye sahip. Galatasaray yönetimi yıllık 2-2,5 milyon euro maaş bandında bu işi bitirmeye çalışıyor. Oyuncunun bonservisi dışında bir de imza parası üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Eğer anlaşma gerçekleşirse ilk etapta Torreira'nın yerine düşülen Paredes'in bu kez Torreira'nın yanına takviye edileceği belirtildi. Oliveira'nın son haftalardaki performansını beğenmeyen teknik direktör Okan Buruk Portekizli futbolcuyu kulübeye çekerek merkezde Torreira ve Parades ile birlikte güçlü ve tempolu bir hat oluşturmak istiyor. Oliveira ile de önümüzdeki günlerde bir sürpriz yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.